Amazon tarafından geliştirilen New World isimli MMORPG'nin kapalı beta süreci nihayet bitti. Ben de sevgilim ve çekilişten beta key kazanan abonelerimle birlikte oyunu test ettim. Oyun yer yer çok iyi bir MMORPG örneği sunuyor olsa da bazen acaba gibi sorularla baş başa bıraktı bizi. O zaman detaylarına inme vakti. Link start. Bir önceki New World videomda Amazon'dan bahsetmiştim. Ne kadar başarılı ve ticari anlamda ne kadar büyük işler yaptığını görmüştük. Fakat oyun konusunda bir türlü tutunamadığına da değinmiştik. Ve sınırsız bütçesi olmasına rağmen oyun konusunda başarısız olan bir firma Amazon. Bölüm 1. New World'e giriş. New World isimli MMORPG oyunu kapalı beta sürecinde 190 bin küsur oyuncuya kapılarını açmış, hatta neredeyse saat başı yeni sunucu açmak zorunda bile kalmıştı. Çünkü gerçekten içerik üreticilerine verilen fazlaca kodlarla oyunda bazı sunucularda adım atacak yer bulmak bile zor olabiliyordu. Hatta şöyle bir örnek de vereyim. Mesela burada bir görev var abi. Burada bir boss kesmemiz lazım bizim. Bakın boss daha çıkar çıkmaz ben yanına yanaşamadan ölüyor. Ve bu olay daha en yeni açılan sunucuda gerçekleşti. Yani sözün özü beta bayağı kalabalıktı. Ve bu kapalı betaydı. Hatta bazı insanlar test sürecinde oyunun yoğunluğundan ibaret olan giriş problemleri yüzünden 2-3 gün geç girip test etmişlerdi oyunu. Oyuna giriş yaptıktan ve server seçtikten sonra güzel bir sinematik bizleri karşılıyor. Buradaki sinematik gerçekten göz alıcı duruyordu. Amazon'un kaliteli bir oyunla bizleri buluşturma niyeti sonunda gerçekleşti mi diye soruyordum kendime. Atmosfer, akış, her şey dört dörtlüktü burada çünkü. Bu aşırı boktan karakter yaratma ekranını görene kadar. Çok daha basit firmaların ya da maddi konuda Amazon'la yarışamayacak oyunların karakter yaratma ekranlarına bir bakalım önce. Bakın bu Blue Protocol adıyla çıkacak ve bu kanalın takipçilerinin neredeyse hepsinin beklediği bir MMORPG oyununun karakter yaratma ekranı. Tema New World gibi batı temalı değil. Anime temalı bir MMORPG fakat ekranın ne kadar hoş ve oyuncuyu kendine çeken bir ekran olduğu ortada değil mi? Bakın bu da yeni gelecek olan ve beta testleri de gerçekleşen Tower of Fantasy isimli MMORPG oyununun karakter yaratma ekranı. E bu da aşırı tatlı değil mi? Şu an soruyorsunuzdur belki, abi niye sürekli anime temalı oyunlar öneriyorsun? Arada büyük fark var, bu oyun batı temalı bir oyun diye. Bakın bu herkesin aşina olduğu Black Desert Online'ın karakter yaratma ekranı. Anime teması barındırsa da daha çok batı animesi diye hitap edeceğimiz türden bir MMORPG kendisi. Abi karakter yaratma ekranı yine çok çok daha iyi. İşleri biraz daha zorlayalım. Bakın bu da Naraka Blade Point diye Battle Royale türünün beni tavlayan yapımlarından biri. Bu da Çin yani Asya'dan çıkan bir oyun olsa da tipik batı temalı bir karakter dizayn ekranı sunuyor bizlere. E bu da çok geniş kapsamlı, hatta karakterine kendi yüzünü bile verebiliyorsun ki kendisi bir MMORPG bile değil. Ve bu oyunlar maddi konuda yapımcı Amazon'un yanına yaklaşamazlar, yanından geçemezler. Peki bu örneklerden sonra bu karakter yaratma ekranı ne mübarek? Belki yine bir soru vardır aklınızda, abi niye bu kadar gömdün, oyun daha betada diye. Belki böyle diyorsunuzdur ama demeyin. Çünkü az önce örnek verdiğim oyunların da karakter yaratma ekranları daha beta sürecindeyken oyuncuların karşılaştığı ekranlardı, bizzat kendim test ettim. Kaldı ki az önce saydığımız tüm oyunlar beta'ya girdikten aylar sonra, hatta bazıları 1-2 yıl sonra çıkış yapacak oyunlardı. Lan New World'ün çıkmasına bir aydan az kaldı lan. Nasıl toparlayacaklar abi bu ekranı? Karakter yaratma ekranı tamamen iğrenç suratlardan, iğrenç saç şekillerinden ve karakterin cinsiyetini seçmekten ibaret ve başka hiçbir şey yok. Bu kadar boş bir karakter yaratma ekranı var işte oyunun. Abicim devasa çok oyunculu rol yapma oyunlarıyla single player RPG oyunları farklıdır. Bu olayı single player bir RPG oyununa yerleştirsen öyle aman aman takılmaz oyuncu. Oradaki hikaye daha ön planlıdır çünkü. Ama burada işler değişiyor. Burada oyuncu kendi hikayesine, kendi macerasına odaklanmak zorunda. Sen oyuncuya o macerada kendi olma fırsatını veremiyorsun ki bu boktan karakter yaratma ekranında. Olmuyor yani. Bir de aşırı iğrenç bir optimizasyon vardı oyunda. Nedir bu optimizasyon? Birçok alanda kullanılan optimizasyon kelimesinin oyun dünyasında da elbette ki farklı bir kullanımı yok. Genellikle port etmek kalıbı ile iç içe geçmiş olsa da optimizasyon kavramı, oyunların programlama aşamasında mevcut bilgisayar donanımları için yeniden gözden geçirilmesi veya uyumlu hale getirilmesi diyebiliyoruz. Ama siz hiç uğraşmamışsınız ki abi bunu uyumlu ya da uygun bir hale getirmek için. Ben iki monitör kullanıyorum. Birinden ana ekranı görüyorum. Oyunumu falan oynuyorum. Diğerinden de yayın esnasında OBS aracılığıyla chatimi ve yayın akışımı takip ediyorum. Çünkü ben oyunları test ederken Twitch'te canlı yayında oluyorum. Bu konuya da değinmişken benim Twitch kanalımın adı KirtoStyle, kız arkadaşımın kanalı da Asunalite. Bizleri oyunları test ederken de farklı oyunlar oynarken, sohbet muhabbet ederken oralarda bulabilirsiniz. Takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Neyse konuya gelelim. Şimdi ben oyunu oynarken ana monitörümde gayet akıcı 50-60 FPS civarı bir FPS değeri alırken yan monitördeki OBS ekranında oyunun FPS değerinin görünenden çok daha düşük hissettirdiğini fark ettim. Bunu izleyicilerime de sordum, hani onlar da mı aynısını hissediyor diye. Onlar da ufak FPS dropları olduğunu söylediler. Ben de ayarları düşürmeyi denedim. Oyunu low'a çektim abi, sonuç daha beter oldu. Medium veya high'ta bir tık daha iyi yani. Ama genel anlamda optimizasyon gerçekten bayağı kötüydü. Hatta bazı oyuncuların 3090 ekran kartlarını falan da yaktığı söyleniyor oyunun. Oğlum koskoca 3090 nasıl yakıyorsun ya? Oyun karakter yaratma ekranı ve optimizasyonla gerçekten rezalet bir izlenim
benim bırakmıştı bende ilk başta. Karşılaştığımız prolog ekranındaysa çok ilginç bir başlangıç aşaması gördüm. Oyunun bir daha hiçbir bölümünde karşılaşmayacağımız bu mouse ile eşleştirme ataklarıyla başlıyor oyun. Daha sonra envanter kullanma aşamasını falan görüyoruz. Oyun klasik olarak atak ve dodge mekaniklerini bize öğretiyor. Burada da ilginç bir izlenimim oldu. Oyunun aksiyon sistemi klasik bir Souls-like oyunuyla birebir aynı diyebilirim. Vuruş hissiyatı gayet doyurucu fakat dodge mekanikleri beni memnun edemedi. Bu konuyu birazdan daha detaylı konuşuruz ama gerçekten Souls türüne zorluk olarak olmasa da mekanik olarak bayağı yakın olmuş bu oyun. Yani aksiyon açısından. New World yeni bir dünya, yeni bir MMORPG. New World gerçekten adı gibi yeni bir dünyayla oyuncuları ve tabii ki de bizleri buluşturduğunda fark ettiğim ilk şey kocaman devasa bir açık dünyayla karşı karşıya kaldığımızdı. Ve ben MMORPG oyunlarında bu olayı çok seviyorum. Devasa açık dünyalar abi. Bir de içerisi keşfetmek için zenginse gerçekten tadından yenmiyor. New World de bu konuda çok başarılı bir MMORPG örneği olmuş. Önceki test ettiğim oyunlardan biri olan Source of Legends isimli MMORPG oyununda da bu konuda ben memnun kalabilmiştim. Mesela orada da açık dünyanın açık dünyası vardı. Yani büyük bir map, o map'in içindeki farklı bölgelerde farklı açık dünyalar yer alıyordu. New World'de tek ama kocaman haritasının açılabilir bölgeleriyle ve farklı şehirleriyle, içinde bulunan gizli zindanları ve birbirinden farklı boss eventleriyle dop dolu bir açık dünyaya sahipti. Fakat şu yukarıda gördüğümüz pusulamsı düz bir çizgiyle havaya edilen minimap sistemi beni çok tavlayamadı. Çünkü bazı noktalarda ya da görev unsurlarını alırken kafa karıştırabiliyordu. Onun yerine daha tatlı bir oval minimap kullanılabilirdi diğer MMORPG oyunlarından aşina olduğumuz gibi. Ama dediğim gibi oyunun açık dünyasındaki zenginlik hoşuma gitse de bambaşka bir şey daha vardı bu açık dünyada. Mesela bakın burada bir boss'a doğru gidiyoruz abi. Şu an hava gayet normal. Boss'ların meydana çıktığı bir teleporta doğru yaklaştıkça hava kızıllaşmaya başlıyor ve kırmızı bir sis bulutunun her yeri kapsadığına şahitlik ediyoruz. Burada büyük ve zor bir mücadele verdikten sonra, yani boss'ları kesip portalı kırdıktan sonra havanın tekrar eski haline huzur veren bir ortama dönüştüğünü görüyoruz. Ve bu gerçekten bence takdir edilmesi gereken bir konu. Oyunun atmosfer konusundaki zenginliğini bir hayli arttırıyor ve oyuncuya enfes bir deneyim sunabiliyor. Ayrıca bu 24 saat döngüsü de var abi. Hani gece, gündüz, kar, kış bilmem ne, bunlar da çok iyiydi. Ve bu noktada oyunun içinde yer alan global sesli sohbet olayı bayağı büyük bir önem taşıyor. Oyunda global bir sesli sohbet seçeneği var. İster sadece parti üyelerine, ister tüm oyunculara açıp kapatabildiğimiz bir sesli sohbet seçeneği bu. Hiç tanımadığımız yabancılarla beraber girdiğimiz bu savaşlarda efsane eğlenceli sahneler yaşatabiliyor bizlere. Abi şimdi düşünsene, oyunda birinin sesini duyuyorsun, bir kız. Oh my god, amazing diyorsun. Hayatımın aşkı mı lan bu diyorsun. Oğlum öyle tip tip bakmayın, bak örnekleri var, yaşanan şeyler bunlar. İyi günler. Elsim Limited mi? Hayır, yanlış numara. Özür dilerim, rahatsız ettim. Önemli değil. Ne kadar güzel bir ses. 136. Vuruş ve dodge konusunda tekrar gelecek olursa, dediğim gibi gerçekten çok doyurucu ve güzel bir vuruş hissiyatı var oyunun. Gerek vuruş esnasında kullandığımız ekipmana yakışan o tok sesler, gerek mobların bu vuruşu güzel karşılayabilmesi ve yapay zekanın vuruşa göre anlık tepkiler verebilmeleri oyunun aksiyon konusunda bu noktada başarılı olduğunu gösteriyor. Fakat aksiyonun kötü olduğu bir nokta da var maalesef. Bu da dodge sistemi. Oyunun aksiyondaki vuruş hissiyatı ne kadar mükemmelse dodge konusunda da bir o kadar berbat. Karakter dodge mekanikleri için o kadar ağır kalıyor ki cidden kafayı yedirtiyor bu insana. Ama bu konuda bu tepkimlerin statlarla ilgisi olabilir mi diye düşünmeden edemiyorum. Oyunda statlar var abi. STR, DEX, MP, DEF gibi ve ben kılıç ustası olduğumdan dolayı STR odaklı gittim. Ama aramızda DEX'i yükselten bir oyuncu varsa, yani DEX seviyesini yükselten bir oyuncu varsa, belki daha hızlı dodge tepkimelerine sahip olmuştur. Eğer varsa aranızda bu oyunun beta testine girip de DEX yükseltip daha hızlı dodge atabilen, hani yorumlarda beni aydınlatsın. Çünkü ben hani bunu gömmeden önce bilmiş olayım. Çünkü bu konuda oyunu bununla ilgili yargılamadan önce emin olursam daha tatlı olur. Ama eğer bu tepkimeler statlardan etkilenmiyor ve herkes için aynıysa, gerçekten rezalet bir dodge sistemi var diyeceğim rahatlıkla. Çoğu yerde dodge'u kullanamıyoruz abi ağırlığından dolayı. Oyunda beğendiğim şeylerden biri ise şu skill şemaları ve oyuncuyu klas konusunda oyunun tamamen özgür bırakıyor olmasıydı. Yani oyuncu bir klas seçmek için herhangi bir NPC'ye gitmek ya da tek bir klasa bağlı kalmak zorunda değil. Oyunda tek elli silahlar, iki elli silahlar, uzun menzilli silahlar, büyücü silahları yer alıyor. Tek elli silahlar Sword and Shield dediğimiz, yani kılıç ve kalkan, Reaper yani meç ve Hatchet yani balta. İki elli silahlar Spear yani mızrak, Greedexe yani büyük balta ve Warhammer yani savaş çekici. Uzun menzilli silahlarsa Bow yani ok ve yay, Musket yani tüfek, Fire Staff yani ateşli asa, Life Staff yani healer asası, yani şifacı asası da diyebiliriz. Ice Gauntlet yani buz eldiveni olarak yer alıyor. Oyundaki silahlar bu şekilde. Ayrıca her bir silahında çift aşamalı yetenek şeması da bulunuyor. Mesela kılıç kalkanda ister saldırgan ister defansif yetenek dizimlerine yönelirken, tüfekte de ister avcı ister nişancı olabiliyorsunuz. Ayrıca oyunda bu silahlarla gelişmek ve ustalaşmak
için onlarla savaşa girmemiz de gerekiyor. Yani herhangi bir NPC'ye gidip klas seçmiyorsunuz ama o klası içten içe seçmiş oluyorsunuz. O silah üzerinden yetenek geliştirmek ve yeni skill'ler açmak istiyorsanız silah kullanarak, farmlayarak, PvP yaparak ya da boss keserek silahta ustalaşmamız gerekiyor. Bunun dışında 2 adet silah kullanabiliyoruz. Bunu da oyun içinde savaş esnasında değişmeli kullanma şansımız da var. Örneğin kılıç ve eldiven kullanarak hem yakın hem de uzak menzilli bir savaşçı olabiliyoruz. Şu ölen arkadaşı diriltme mevzu da bayağı iyi. Yanınızda ölen birini ya da siz öldüğünüzde herhangi biri sizi diriltebiliyor abi. Siz de onu diriltebiliyorsunuz. Parkur konusunda da bir Assassin's Creed olmasa da büyük bir farkla imza atmış New World. MMORPG oyunları genelde parkurlar yapabildiğimiz ya da dağları ve tepeleri aşabildiğimiz oyun türleri değillerdir. Fakat New World'ün geliştiricileri de bu konuda çok farklı bir bakış açısıyla yaklaşmış oyuna. Şu anda da gördüğünüz gibi karakterimizin çıkıntılarla teması sonucunda o çıkıntılara tepkisiz kalmadan elleriyle tutunarak çıkabilmesi yüksek keşif alanlarında keşfetme olanağı doğuruyor. Bu da çok hoştu. Oyun içinde neredeyse her şeyle etkileşim kurabilme olayı da hem çevrenin zenginliğiyle bütünleşmeyi hem de craft konusunda oyunun çok zengin olmasını sağlıyor. Şimdi düşünün abi, oyunda gerçek anlamda devasa bir açık dünya var ve bu dünyanın parkurundan tut kazısına, ağaç baltalamasına, taş parçalamasına, balık tutmasına ve daha birçok şeye kadar her şeyle istediğim şekilde etkileşime girebiliyoruz. Yani oyunda meslekler büyük rol oynuyor. Çünkü abi her şeyle etkileşim kurabiliyorsun. İyi tamam da öyle kafana göre yapamıyorsun bunu. Daha büyük malzemelerle veya objelerle etkileşim kurabilmen için tıpkı silah konusunda olduğu gibi o konuda da kendini geliştirmiş olman gerekiyor. Bu da ekip oyununa büyük bir etki sağlıyor. Mesela dostlarım, oyunu 5-6 kişi oynuyorsunuz bir grupla diyelim. Bu grupta bir kişi ormancı olacak abi, ağaç kesecek. Diğeri balıkçı olup balık tutacak. Diğeri kazı yaparak taş ve madenleri toplayacak. Diğeri de kamp ve craft konusunda uzmanlaşacak ve topladığınız materyallerle bir şeyler elde edecek. Ve böylelikle herkes başarıya giden yolda ekip için büyük bir adım atmış olacak. Çünkü tek bir oyuncunun hepsinde ustalaşması çok zor. Çok uzun bir süre alabilir. Ha bu imkansız mı? Hayır. Ama işin özüne baktığımızda ekiple çok daha çabuk ve eğlenceli kılabilirsiniz bu meslek sistemini. Oyunda PvP sisteminin de yer alması çok hoş. MMORPG oyunlarını incelediğim her videoda PvP konusunda değindiğim zaman söylediğim bir şey vardır. Bir MMORPG oyununda oyuncuyu rekabete bağlı tutmak istiyorsan ya da oyuncuyu oyunda bağlı kaldığı süreçte hareketli ya da hırslı tutmak istiyorsan bunun için en büyük unsur PvP unsurudur. Bu takım olarak olabilir, bireysel olabilir, birçok türü olabilir ama önemli olan oyuncuların oyun içinde adil bir savaşta birbirlerine güçlerini gösterebiliyor olmasıdır. New World'da bu konuda oyuncu kitlesine iyi bir PvP sistemi sunmuş. Ayrıca oyunda ev de alabiliyor ve dekor da edebiliyorsunuz. Bir de başarılı bir KS sistemi vardı. Kısaca KS'yi de özetlersen, mesela biri bir şeyle savaşıyor, bir yaratıkla savaşıyor. Sen gidip ona vurduğun zaman KS atmış oluyorsun. Mesela New World'da biri bir yaratıkla savaşırken sizin de o yaratığı kesme gibi bir göreviniz var diyelim. Adam o yaratığı keserken bir tane dokunsanız bile yaratık öldükten sonra siz de görevi yapmış sayılıyorsunuz. Şu skin muhabbeti de çok hoş. Mesela oyunlarda bazen güçlü kıyafetler ya da silahlar elde edebiliyoruz ama görünüşleri hiç hoşumuza gitmiyor bazen. Bu silahların ve hazırların kendilerine ait farklı skinleri, yani görünüşlerini kullanabiliyor veya direkt olarak görüntüsünü gizleyebiliyoruz New World'de. Şahsen ben gerçek hayatta veya MMORPG oyunlarında ya da herhangi bir RPG oyunda şapka takmayı çok sevmem. Ya da kask takmayı çok sevmem. O yüzden bu tarz oyunlarda kask veya şapka gibi itemleri gizlemeyi tercih ediyorum. Gizleyemiyorsam da güçlerine rağmen, beni güçlendirmelerine rağmen takmıyorum. New World'de yer alan bu gizleme ya da skin değiştirme muhabbeti de benim gibi düşünen oyuncular için mükemmel olmuş. Bir de şu olay niye var bilmiyorum ama bu da iyi ki var lan. Bayağı ilginç olmuş bu. Şu mekanik çok iyi. Koşarken Z'ye bassana bu sen. Havuza böyle atlamamız yok mu? Yok amına. Tüm bu güzel içeriklere rağmen büyük eksiler de yer alıyor New World'de. Bu devasa MMORPG oyununda yüzme mekaniği yok abi. Bilmiyorum, beta sürecinde olduğu için mi acaba diyorum ama oyun çıkışına da az kaldı. Yüzme mekanikleri gelir mi, çıkış tarihine gelecekse yetişir mi, gerçekten zor görünüyor ama böyle bir oyunda yüzme olmadan olmaz. Ama buna rağmen oyunda suyla bir etkileşimimiz var ve buna önem verilmiş. Şimdi şurayı iyi dinleyin. Mesela kılıçla suya vurduğun zaman sudan şey tepki veriyorsun. Dur bir dakika, bir dakika ses çıkarmayın. Bir durun. Bir dakika. Baksana abi çok iyi ya.
Duydunuz değil mi? Kılıçla suya vurduğumuzda hem suyun tepkisini hem de çıkan su sesini bayağı güzel akıl etmişler ama yüzme niye yok ya? Bir daha bir binek olayı getirilmeli. Oyunda bazı süreçlerde koşma simülatörüne dönüşebiliyor oyun. Gerçekten açık dünya bayağı büyük. Okey bu mükemmel ama bu açık dünyayı keşfederken veya bir görevden bir göreve giderken binek hiç fena olmazdı. At olur, eşek olur, katır olur, bir şey binelim yani. Binelim abi, yani binmek güzeldir. Verin bize bir şey, binelim onu oyunda. Bak bunu da fesata çekeceksiniz. İğrenç insanlarsınız, yapmayın. Oyun için yaptığım ilk videoda da daha çok Amazon'a değinmiş, oyun hakkında çok detaylara inememiştim. Çünkü hasta olduğum bir döneme denk gelmişti ve oyunu tam anlamıyla test edememiştim. Fakat çok şükür ki sonunda çok detaylı bir kapalı beta test süreci gerçekleştirebildim ve bunları söyleyebiliyorum rahatlıkla. New World alınır mı? Bu konuda çift aşamalı bir cevap hakkı doğuyor bence bize. Amazon gibi sınırsız bütçesi olan, para basan bir firma olduğunda bu oyunun yapımcısı, oyun bana kötü bir MMORPG oyunu gibi gelebiliyor. Fakat bu oyunu sıradan bir MMORPG yapımcısı, yani Gameforge gibi kıytırık bir MMORPG yapımcısı çıkarmış olsaydı beğenir, hatta oğlum bu adamlar bunu nasıl yapmış lan derdim. Bunu basitleştirelim. Şimdi Nusret'te ortalama bir döner yemek var, bir de Dönerceli Usta'da ortalama bir döner yemek var. Nusret'in ortalama döneri bize acaba dedirtirken, Dönerceli Usta'da yediğimiz bu ortalama döner bize çok güzel, çok güzel dedirtebilir. Amazon'dan şu karakter yaratma ekranını, bu bozuk optimizasyonu, eksik mekaniklerini görmek bilmiyorum. Steam'de hazır ön sipariş fiyatı 109 TL gibi uygun bir fiyattayken alınabilir. Ama bu oyun şu anki haliyle daha fazlasını kesinlikle hak ediyor diyemeyeceğim. Ya bunun için bekleyin, geliştirsinler de diyemem. Çünkü oyun çıktıktan sonra ön sipariş fiyatı değişecek oyunun. 250 ile 300 lira civarı bir fiyata erişebilir oyun. Yani ben oyun hakkında şu an size kesin almalısınız ya da almayın abi bekleyin diyemiyorum. Yani benim diyebileceğim şey, Amazon olduğu için oyunun yapımcısı çok daha iyisini beklerdim ama bu haliyle de 100 lira 110 lira hak eder. Hak etmez diyemem. Ya alınabilir. Okey. Amazon'u işin içine katmazsak, Amazon'u dışarıya çekersek, buna sıradan normal bir MMORPG olarak bakarsak 100 lirayı kesinlikle hak ediyor. Bu MMORPG'nin sunmadığı şeyleri sunan MMORPG'ler gördüm ya, 250-300 liraya ya da ne bileyim 350-400 liraya. O yüzden bence şu anki fiyatı gayet uygun. Bir MMORPG açlığındaysanız, hani oynayacak zamanınızı gömecek kaliteli bir MMORPG arıyorsanız, yani Amazon'un bu oyunu gerçekten ben geliştireceğini düşünüyorum. Alınabilir ya, 110 lira bir şey değil. Ben aldım mı? Hayır.